Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine Mavi Göl'deyim. LRF takımıyla geldim. Hava soğuk olmasına rağmen yine dayanamadım, çıktım geldim. İş çıkışı. Burası Kutlu Düğün tarafı. Mavi Göl köprünün sağ tarafı piknik alanı Mavi Göl'ün. Burası da Kutlu Düğün, yani şu sol tarafta Kutlu Düğün köyü var. O taraf. Eskiden buraya belli botla gelip avlar yapardım. Güzel turnalar aradım burada. Diğer videolarda mevcut. Bugün yine Kudos'un 0.5 5 gram atarlı light spin kamışıyla geldim. Ben bu kamış çok seviyorum arkadaşlar. LRF kamışı olarak kullandığım kamış bu. Kudos Light Steel 2.25 boyunda 0.5 5 gram atara sahip. Böyle görmüş olduğunuz gibi bembeyaz ve siyah Eva sapı var. Makinede Crosswire, Daiwa Crosswire 1000'lik 3 bilyalı. Gördüğünüz gibi. İp de Daiwa'nın G-Braid 0.6 milim. Clips Remixon en ufak. Yem de Savagir'in Mikro Sandal Kit. En sevdiğim yemler. Bu rengi. Deneyelim bakalım ne çıkacak şansımıza. Levrek avı için geldim. Şu an levrek zaten turnada levrek de havyarlı. Eğer zaten yakalarsam balığı salacağım. İşte güneş yine dağın arkasında. İşte işten gelir gelmez arabaya atladım, çıktım geldim. Bakalım şansımıza ne gelecek veya boş gideceğiz. Bakalım nasip. Su bayağı çekilmiş arkadaşlar. Buranın suyu bu kadar sığ değildi. Bayağı su çekilmiş. Her geçen gün sular çekiliyor. Sularımız her geçen gün azalıyor. Hemen dibe ulaştı. Biraz sağ tarafa doğru gideyim. Görmüş olduğunuz yol Kutlu Düğün'e gidiyor arkadaşlar. Tam karşıda Kutlu Düğün köyü var. Şu ağaçlardan görünmüyor ama. Sağ taraf otoban, dediğim gibi piknik alanının olduğu taraf. Mavi Göl'ün piknik alanı. Buradan eskiden normalde çok güzel balıklar alırdım. Şu karşı taraftan söğütlerin oradan mükemmel balıklar gelirdi. Ama maalesef popülasyon azaldı. Yani balığın olmamasını bile bile, balığın az olduğunu bile bile yine dayanamayıp çıkıp buraya geliyorum. Çünkü bana en yakın gölet burası. Kendim Mamak'ta oturuyorum. En yakın gölet burası. Nereye gideyim başka? Yani bu saatte başka bir yere gidemezsin. Gitmeye çalışsan, uzak olmasına rağmen gitsem bile yani yolda zaten hava kararır gidelim bir yere kadar. Bayağı sığlaşmış. Biraz daha ilerlere gideyim de biraz da orada deneyeyim şansımı. Arabayı bıraktım hemen yolun kenarına. İndim aşağı. Ya buradan eskiden çok iyi balık alırdık ya. Ama ne oldu bilmiyorum ya. Şunu üstüne çıkardım. Yine çıkacağım. Bak, hatta birileri çıkmış yine. Ağaca falan yem takan çok bu. Zamanında bize taktık. Deneyeceğim bakalım. Silikondan başladım. Sonra rapala deneyeceğim. Maps deneyeceğim. İşte biraz erken gelebilsem. Yani yemler sırayla deneyeceğim de. 5 kere bunu atıyorum. 10 kere onu atıyorum. Hava kararıyor ondan sonra. Bir şey yapamıyorsun. Şimdi burada ışık falan da yok. Şu sağ tarafı da deneyim. Şu araba gürültüsü de olmasa takar Mekke sesiyle 10 numara bir av yapacağız da işte. Arabalar yanımda vızır vızır geçiyor. Ya işte bu, zaten bu balık hobisi. Temiz hava. Şehir hayatından kaçış.
stresten kurtuluş, kafa dinleme. En güzel yanı bu. Bir de işte zamanın varsa mangal falan yakıyorsun. En güzel yeri o işte. Evet. Gördüğünüz gibi buralarda ayak izi var. Birileri gelmiş burada avlanmış. Ya da denemiş. Yani bu silikon atlamıyorsa orada balık yok. Ya bu buranın en sevdiği yemlerden birisi. Normalde vibrasyon ile de alıyorum levre. Silikon olarak da en sevdiği yem bu. Normalde bu havalarda genelde bu yemle alıyorum. Bu renkle, bu yemle. Bir sürü sakar meke var yani. Dikkat ederseniz videoda tam belli oluyor mu bilmiyorum ama bir sürü yani saysam herhalde şu an suyun üzerinde 100'den fazla sakarmeke vardır. Belki daha fazla yani 200 falan vardır. Bir tane vurmadı ya işte. Vurmaz mı? Vurmuyor işte. Çok güzel aksiyona sahip ama işte. Vurmayınca vurmuyor. Birkaç tane daha atıp sonra yemi değiştireceğim. Bununla sabit kalmayacağım bugün. Simli olanlar var. Onlardan açacağım. Dikkat çeksin diye. Benim ilk LRF takımım bu arkadaşlar. İlk LRF takımım bu. Memnunum yani. Çok memnunum. Maalesef üyeme atlamıyor. Şimdi ben bunu değiştireceğim. Ne yapalım? Bunun simlisi var, onu takalım. Evet. Bunu koyalım. Şu simliyi takalım bakın gördüğünüz gibi. Vallar bayağı derindi de çok su çekilmiş. Yani öyle böyle değil. Acayip su çekilmiş. Gördüğünüz gibi bu da aynısı. 6 gram kafaya sahip. Dipten sektirmek için. Normal jiketler gibi değil. O aşağı inerken ben de eldivenler takayım. Çünkü soğumaya başladı hava. Eldivenin bayağı faydası oluyor arkadaşlar. Soğuk havada normalde av yapmayı pek sevmiyorum. Zaten kanoyla falan da pek soğuk havada da suya çıkmıyorum. Çünkü yani yüzmeyi bilmiyorum zaten de can yeleğim var. Fakat bu suda, bu havada bu suya düşersen yani çıkamam. Kesin bir hipotermi geçiririm yani. Ateş yakmaya kalksan saatlerini alır. Arabayı ısıtmaya kalksan ona keza. Yedek üst baş da yok. Yani bu havada şey yapmayı sevmiyorum. Botta kanoyla suya açılmayı sevmiyorum. İşin aslı. Yoksa şuraya mesela kanoyla falan girsem her tarafı gezerim. Daha ilerileri, daha derinleri. Çok güzel erime sahip arkadaşlar bu şey kamış 0.55 gram. Yani ben bununla zorladım 10 grama kadar. Onu hatta
14 grama kadar atlıydı. Bana mısın demedi. Ama yani bu atar aralarındaki yemleri çok güzel mesafeye ulaştırıyor. Baktım iş yapmıyor, yemi değiştireceğim. Çantada yüzlerce yem var. Geliyoruz, 3 tane 5 tane yemi atıp eve dönüyoruz. Halbuki yani denesek, denemiyoruz işte. Favori yemimiz hangisi oysa kafa onda kalıyor yani. Her seferinde dönüyorsun, dolaşıyorsun, favori yemlerine dönüyorsun yani. Halbuki belki çantada burada süper iş yapacak yem var. Yani belki denesen en güzel balıkları onunla alacaksın ama işte biz, daha doğrusu bende veya diğer abicilerde de öyle mi bilmiyorum da, en iyi yem hangi iş, en iyisi hangisi iş yapıyorsa, en iyi yemin hangisi ise deniyorsun baktın balık alamıyorsun, sonra başka yem takıyorsun, sonra tekrar yine aynı yeme dönüyorsun. Yani diyorsun ki bu sefer herhalde alacak diyorsun, balığı en iyi aldığın yeme tekrar dönüyor. Halbuki çantada yüzlerce yem var. Şey gibi bir şey ya, totem dedikleri totem gibi bir şey. Almadı. Aha, yok. Şimdi değiştireceğim ya. Değiştireceğim. Bakalım ne olacak. Mesela glow var mesela. Glow da çok güzel iş yapıyor. Glow atmadım mesela abi. Bir glow deneyelim. Gördüğünüz gibi. Glow iş yapmasa diğer pembe ve beyazı takacağım. İşte. Havanın soğuk olması şeyi, şevkini kırıyor yani insanın. Hani birkaç tane balık bir vursa bir ısıtır sizi de yani, bir adrenalin salgılar vücut. Baştan aşağı bir sıcaklık gelir de işte balık vurmayınca sıkılıyor. Zaten bir yandan da üşüyor. Zevki kalmıyor. Şurası ayak altıymış. Orayı bir oraya bir deneyim. Kazasız belasız falan sağ salim gidersem. Haydi bismillah. Biraz da burada atalım. Normalde eskiden şu tepeden iniş var. Mesela şurada hemen karşıda. Orada oraya aracı kordum. Orada şimdi bir araba var. Kameradan görüküyor mu tam bilmiyorum da. Oraya aracı kordum normalde. Oradan at çek yapa yapa buraya kadar gelirdim. Şu yolun sonuna kadar at çekimi yapardım. Hatta bazen karşıya geçirdik. Şuradan şöyle şu şekilde kalak ağaçlarına oraya kadar giderdim. Yazın. Tabii öyle bir av yaptık. Videosu kanalımda mevcut. Genelde işte yazın hep burada avlanırdım ben. Buradan başlardım. Şu sazlıkların önünde falan güzel turna vururdu. Artık eskisi gibi turuna gelmiyor maalesef. Şansımızı deniyoruz. Bakalım hafta sonu bir yerlere gitmeyi düşünüyorum ama nasip olursa. Ya işte soğuk. Duramıyorsun yani, evde duramıyorsun yani. Ne bileyim, bir tuhaf bir duygu. Halbuki evde otur sıcak evinde. Yok. Duramıyorsun yani. Cüneyt Arkın'ın Ala Geyik filmi gibi aynı. Geyiği duyup kaçıyor evde. Aynı onun gibi bizde. Duramıyoruz yani. Evde duramıyoruz abi. Hastalık. Allah. Gitmedin mi böyle bir psikolojik bir tuhaf oluyorsun yani. İlle bir gitmen lazım. Sigara gibi yani. İlle bir gideceksin, orada bir at çek yapacaksın. Şimdi alsam da almasam da tamam, biraz rahatlıyorum yani. Sonra diyorsun ki bir daha gideyim, belki bu sefer alırım diyorsun. Bir daha gidiyorsun. Alırsan tamam, senden mutlusu yok. Biraz böyle deşarj oluyorsun. Enerjini atıyorsun, tamam. Biraz böyle rahatlıyorsun, iyi diyorsun. Az somalık aldık diyorsun. Ama alamazsan, yok ben buraya bir daha gideceğim. Ben bir daha deneyeyim.
Öyle öyle işte. Zaman geçiyor. Allah can sağlığı verdiği sürece ölene kadar balık hobisine gideriz inşallah. Allah daha kötü şeylerden uzak tutsun bizi. Yani çok şükür içkimiz, sigaramız yok. Temiz hobi ya, güzel hobi. Biraz masraflı ama temiz hobi yani. Hobiler arasından en güzeli. Hem spor oluyor, hem yürüyüş, hem dediğim gibi temiz hava. Zinde tutuyor sizi, yürütüyor bak. Normalde bayağı bir yürüyorum yani. En kötü bir 4-5 kilometre yürüyorum normalde. Bir de MAPS deneyeceğim ya. Belki MAPS'i alırım bu havada. Normalde MAPS'i ben yazın çalıştırıyorum da, yazın alıyorum da. Bir de deneyeyim bakalım belki. Ne olur ne olmaz ya, hiç belli olmuyor bu işler. Bir de şimdi deneyeyim. Sonra Rapalı'ya geçeyim. Güneş batana kadar. Şansımı deneyeyim. Güneş batınca da belki sulak vurursa beyaz yeme dönerim. Şimdi bu levrek zaten sürü halinde geziyor. Eğer sürüye bir dek getirirsek aynı noktaya attığımız zaman yine balık alma ihtimalimiz yüksek. Levrek genelde sürü halinde geziyor arkadaşlar. Kulağı da pek işimize yaramadı. Aslında gönlüm şu yeşilden yana da 7 gram. Şu da çok güzel mesela. Gönlüm aslında bunlardan yana da denirsem mi ki? Şu güzelliğine bakın. Deneyim ya, bir deneyim. Almazsam hepsi döneceğim. Bundan sonraki yem MAPS. Bu silikon şey Isoro'nundu. Isoro. Isoro muydu? Yok, Isoro değildi ya. Şey. Adını getiremedim ya. Neydi bu yemin adı? Japon firmasının üretmiş olduğu bir yem de. Adı aklıma gelmedi ya. Şunun güzelliğine bakın. Şimdi bunun 6 gramda ciket var. Gördüğünüz gibi ciket bu şekilde. Rengi çok güzel. Ha, bununla balık aldım almadım. Bunu yeni aldıydım daha. Daha buna hiç balık alamadım. Bir deneyelim bakalım. 6 gram ciket. 2 de silikon gelse 7-8 gram. Menota ulaşmış. Evet, temizleyelim. Evet.
Yok abi ya, balık yok ya. Şurada bir günü bir gün tutmuyor. Bir sürü denk getirirsek bir şeyler olacak da. Şimdi vibrasyonla deniyorum normalde de, burada atmak istemiyorum. Çünkü su boyası bulaşmış. Yazık takılırsa. Yemler de pahalaşıyor. Ben normalde vibrasyonu derin yerlere sallıyorum böyle. Burada öyle bir derin yer yok. Ha belki ortaları açılsam kanoyla falan atarım da. Burada atmaya cesaret edemiyorum. LRF yani çekince kopabilir. Spinde kancayı falan yamultuyor. Şunun yüzüşe bakın ya, süper bir şey ya. Nasıl iniyor bakın jikeltin. Güzelliğine bakın nasıl iniyor. Oo. İnerken bile felaket kuyruk sallıyor ama. Balık olmayınca olmuyor işte. Biraz daha ilerlere gideyim. Oralar denedik. Aslında şey de atsam iyi olur da. Jik. Bir 10 gramlık sallayayım ya. Şu sakar mekelerin o tarafa doğru. Dur bir web satayım, ondan sonra jike dönüyor. Bugün deneyeceğim bakalım. Sırayla deneyeceğim. Öyle sabit bir şeyde kalmayacağım. Bir de jiket atayım. Gitmişken atmadım demeyin. Ya LRF çok güzel. LRF'den balık aldığı zaman mükemmel haz oluyor. Mükemmel zevk veriyor ama bu ipin dolaşması, işte hava karardığı zamanki haller beni mahvediyor ya. Bak incecik ip nasıl dolaştı, nasıl çözüleceksin sen? Hele bir de birbirine girdiği zaman aman al felaket. LRF'ye bazen kızıyorum böyle, ip dolaştığı zaman falan kızıyorum, bir daha kullanmayacağım, getirmeyeceğim diyorum ama yine LRF'yle geliyoruz. LRF'nin en can sıkıntısı bu işte, dolaştığı zaman uğraştırıyor. İşte hava biraz kararsın. Temelli yani. Hiçbir şey görünmüyor. Hiçbir şey. Görüş açın sıfır. Hah. Çıktı çok şükür. Şimdi bunu da çantaya atalım. Ne deneyelim? Şey. Ne dedik? Mers deneyeceğiz. Bir dur ya. Kuyruğu kestireceğim şimdi. Kuyruk sıkışıyor, ondan sonra şekilde şekile giriyor. Formunu alıyor. Şimdi nefs atalım. Nefs, nefs. Gel bakalım nefsler. Evet. Şu mesela çok güzel. Canavar bu canavar. Ama pahalı işte. Neredeydi o? Nefs. Bakın nefsin Fight Tiger modeli. Nefis Aglia, White Tiger rengi daha doğrusu. Genelde alabalığı ben bu renkle alıyorum. Dum. Ne zamandır alabalığa gitmiyorum da. Bir de yanımda var mı? Şu. Gümüş. Kırmızı benek desenli. Önce ne atayım? Kırmızı benek atayım. Sonra
Bana şey atarsın. Mers markası. Yani Mers markası çok güzel bir şey markası. Döner kaşık markası. Zaten herkes döner kaşığa Mers adını koymuş. Yani A markası da olsa, B markası da olsa bunun adı Mers diye geçiyor. Normalde döner kaşık bu. Rapala mesela, Rapala markası. Ama silikon şey sert yemlere Rapala diyoruz. Direkt sert yem demiyoruz. Ne oldu sana? Ha, dön bakayım bir. Dön bakayım bir. Dönmüyor mu? Ne oldu sana? Ha, dönüyorsun aslında da. Niye az dönüyorsun? Hızını mı ayarlayamıyoruz? Ha, dönüyor. Tamam. Ya Allah. Gelin devreklerim. Pıs 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 pıs. Hadi bakayım. Bunda bir aksiyon yok. Atıyorsunuz, sarıyorsunuz. Zaten dönme hızını yakaladığınız zaman fırı fırı dönüyor. Eğer kaliteli bir Mers kullanırsanız, Mers marka gibi döner kaşık kullanırsanız fırı fırı dönüyor. Ama kalitesiz bir marka kullanırsanız, kalitesinden dolayı hızı dönmüyor işin aslı. En çok genelde alabalık renklerle alıyordum ben. Gümüş, üstü kırmızı benek, altın, üstü kırmızı benek. Bir de bu yeşil, turuncu, sarının olduğu, kırmızıların olduğu Fire Tiger rengi. Genelde en güzel renkleri bunlar, benim en çok hoşuma giden. Bunun dönüşünde problem var. Ya çantada yamuldu. Ama en son bakayım da şimdi şu güzel dönenlerden bir tane atayım ya. Rengi farklı mı olsun? Şunlardan atayım. Mesela burada Blue Fox var. Şunlar Blue Fox. Bunlar da güzel. Ben şu Mers'i atayım da bakın. Nasıl dönüyor siz de fark edin. Maps. Mers 2 numara. Rengi de bu. Fransız malı bir ürün. Adamlar yapmış abi. Adamlar var ya. Çok basit bir şey ama işte. Çok güzel işte çıkartıyor. Avrupa'da mesela bunun çok büyüklerini kullanıyorlar. Devasa böyle. Videolarda falan görmüşsünüzdür. Gel bakayım. Şunun dönüşe bakın bak. Demin attığıma bakın, bir de buna bakın. Görüyorsunuz değil mi? İşte anlatmak istediğim konu buydu. Mükemmel dönüyor ya. Döndüğünü hissettiriyor bakın. Kamışın ucuna bakın. Sanki şey rapala çekiyorum. Döndüğünü hissedebiliyorsunuz. Fırı fırı dönüyor maşallah. Bir de balık yapışırsa buna var ya, ooo. Şunun gelişe bakın. Hop. Şunun rengine bakın ya. Sanki bugün av boş geçecek gibi. Bugün de bir boş bir av oldu sanki. Bunu da bir 5 kere falan 5-10 kere bir deneyin. Ondan sonra şey deneyeceğim, jik. 10 gram jikleri bile atıyorum arkadaşlar bununla. Şükür bir sıkıntı yaşamadım. Şimdi bu Mepse turnada vurma ihtimali var. Turna sever Fight Tiger rengini. Şunun güzelliğe bakın, nasıl da kastırıyor. İşte LRF'de bu. En ufak balık bile vurduğu zaman var ya, spinden daha zevkli geliyor insana. Hele şu kamışa şu an bir 50-60 santimlik mesela bir turna vursa ya da sudak. Oho, değme keyfine. Senden iyisi yok. Şunun gelişe bakın ya. Allah. Oho, fırıl fırıl. Olmadı, biraz
ileri gitsem ya. Şu ağacın oraya. Beş on defa da bunu sallarım. Ondan sonra şeye dönerim. Şike. Onlar gele gide yol olmuş zaten. Bu arada atmışlar. Asla dönüyor ya. Bir tane yapış ya, bir tane gel ya. Bir aksiyon ver bize ya. Geri salacağım seni. Ha, ota takılmış. Yani ilk hareket yoktu. Bir tane de şuraya atayım, ondan sonra Mevs'e döneceğim. Orada da yüksek gerilim atları var. Gördüğünüz gibi. O top gibi görünenler şey, helikopter falan çarpmasın diye arkadaşlar. Benim bildiğim kadarıyla helikopter görsün diye. Mevs'te iş yok. Şimdi jiki atalım yine. Diplere indirelim. Dibe bir insin. Hayvan şu an %90 dipte. Şimdi şu anda şunu da atmak istemiyorum ama işte bazen balık gelmeyince gözün en pahalı yemi bile görünüyor. Balık gelmeyince gözün en pahalı yemi bile görünmüyor. Şu 10 gram en kötü var ya, şu an 50 lira falan vardır. 50 TL. Bir tane balık yıkaracağım diye 50 TL'lik yem atıyorum. Balıkçılık biraz şey ya, para iş işte, para. İyi bir alışkanlık ama işte parası olan için. Tamam, gözü bir test ederim de ne olur ne olmaz. Hadi bismillah, takılmadan git gel. Hadi koçum benim. Bir de balık al gel. Oh. İşte herifi. Göremiyorum ki ipinler nasıl dolandığını. Spinde öyle olmuyor işte, görünmüyor. Beyaz renk olmasına rağmen yine de dolaştığını göremiyorum. Hadi bakayım. Hadi canavar, al gel onu. Bismillahirrahmanirrahim. 10 gram. 0.55. Sanki ip dolaşmış var ya. İp kuş gözü oldu ha. Dur saralım da. Saralım da ondan sonra çekelim. Şunlardan geç. Önce bir sar. Heh. Kuş gözü olmuş. Bana daha hiç sevmediğim işlerden birisi var ya. Ahılan ah. Gel buraya gel. Şimdi seni atmam ben. Atarsam kuş gözü patlar. Jik de uçar. Ben yani şöyle bir dur. Bağlayayım. Şimdi gel bakayım buraya. Hmm.
Gerçi bu da iyi ya. Kıyamadım. Ona da kıyamadım. Şöyle en ucuzundan bir silikon falan atayım da. Ondan sonra kuş gözünü çizelim. Allah yiyeyim sen. En ucuz yerlerden birisi. Hem uzağa da gidersin. İpimi de açarım. Takılırsan da önemli değil. Ne yapayım? Bakayım bakayım şuna. İnşallah şirketi doğru unutmayız. Bir ara öyle vibrasyon unutmuştum Adana'da. Daha burada Adana'ya gittik, sıfır vibrasyonu açtık. Attım. Sonra yem değiştirdim. Kenara koyduydum sahilde kumun üstüne. Onu orada bırakıp gelmişiz. Vallahi ya. Biri almıştır kesin de, helal hoş olsun. Yapacak bir şey yok. Bismillahirrahmanirrahim. Neredesin kuş gözü? Hah. Gel bakayım. İnşallah çözülürsün. Beni uğraştırmasın inşallah. Gördüğünüz gibi bazen böyle yapıyor yani. Çok nadir. Genelde hafif yemden ağır yeme geçerken falan yapıyor. Oo, harikasın ya. Vallahi. Bir de gelirse şu silikon, senden iyisi yok, tamam mı? Hemen kısa sürede kuş gözümüz açıldı. Arkadaşlar genelde kuş gözü yaşayan arkadaşlar var. Yani benim tecrübelerime dayanarak benim genelde takımlarda kuş gözü olmuyor pek işin aslı. Benim tahminim o kuş gözünün olmasının sebebi makinayla kamışın uyumlu olmaması. Aynı zamanda yemler arası geçişler ağırlık geçişlerinden dolayı oluyor. Benim gördüğüm kadarıyla. Kamışla makine uyumsuzsa, ip uyumsuzsa, mesela bazı makinelerde veya özür dilerim, bazı zaten onda yazıyor da, makinelerde kaç milimetre sarılacağı yazıyor da, bazı kamışların kaç milimetre maksimum ip sarılması gerektiğini yazıyor mesela. İşte onun bir amacı da bu olaylarla karşılaşmamanız. Hadi bakalım, hadi bakalım. Hava kararmadan bir çakalım, bir atalım ya. Onun için makine takım, makine kamış ip uyumu iyi olması lazım. Haydi bismillah. Git al gel onu. Hadi bakalım. Aha. Yere takılmadan git gel hadi. Canım benim. En sevdiğim müziklerden birisi. Şimdi bot veya kano olursa çıkıyor mesela, yem takılıyor. Eğer pahalı bir yemse bende yem kurtarıcı var. Kendim yaptığım yem kurtarıcı var. Onun videosu da mevcut kanalımda. Yem kurtarıcıyla yemlerimi kurtarıyorum. Ama ucuz yemse elimle çekiştiriyorum. İşte kamışla havaya kaldırmaya çalışıyorum. Aslında ucuz yemi de kurtarmamız lazım. O yem kurtarıcısıyla da işte erindiğimizden gidiyorum. Böyle havaya doğru kaldırmaya çalışıyorum. Geçen mesela beyt kestik kamışını kırdım mesela, takımın kamışını kırdım. Takıldı. Ben de normal çektim. Çok abanmadım yani işin aslı. Ama kamış şuradan kırıldı yani. Hiç olmayacak yerden kırıldı. Hiç yani. Ucundan kırsa neyse de yani şuradan kırıldı. Hiç alakasız bir yerden kırıldı. Ama kamış bayağı eskiydi yani. Benimle beraber balığa başladı. İlk aldığım takım oydu mesela. Yani yaklaşık 12-14 senelik bir kamış. Yani değmediği yer, gezmediği yer kalmadı. Benim tahminim herhalde kamış zede aldı. En ufak bir şeyde, gerilmede karbon kırıldı oradan. Hadi bakayım. Aslanım benim. Gölün ortasına kadar gitti. Hatta geçti. Neredeyse ağaca ulaşacak. Şimdi var ya, bir suda kalsam var ya. Oo. Vallahi mis şimdi. Bir suda kalsam eve giderim, öyle buyururum ki. Oo.
Adından yenmez vallahi. Sulak var ya, bambaşka bir şey ya. Ben sulağı yeni yeni tanıdım yani, herhalde bir sene olmuştur. Eskiden tanıdıydım aslında da, eskiden sulak yani sulak peşinde koşmuyordum. Rastgele denk geldi. O zaman küçük bir şey yakaladıydım, böyle iki karışa yakın falan yakaladıydım. Geri saldıydım. Hatta onun videosu da vardı kanalda. Ama hiç sulak peşinde koşmadıydım işin aslında. Sonra bir başladık sulağa. Bir de yedim, tadına baktım. Abi yani şey, turna gibi değil yani sulağın tadı. Bence, bana göre yani balık sıralamasına girerse alabalıkla hemen hemen aynı diyebilirim. Tabii şimdi diyeceğiniz, siz alabalıkla biri olur mu? Valla benim yediğim alabalıklar normal çiftlik alabalıkları. Kırmızı benekli falan yemedim ben yani. Normal çiftlik alabalığına nazaran bana göre sulak iyi. Çok lezzetli. Sudağa yakalıyoruz. Güzelce geceleyin. Mesela genelde geceleyin avlanıyor sudak. Biz de geceleyin yakalamaya geliyoruz. Gece. Alakaranlıkta. Beyaz silikonlarla. Genelde. Gündüz de aldım aslında. Gündüz de aldım da, gündüz de mesela vibrasyonla yakaladım. Yine beyaz silikonla yakaladım. İşte gece yakalıyoruz hemen. İlk gelirse eğer. Hemen bir köz yapıyoruz. Arabada her zaman mangal kömürü falan oluyor. Tuz, mangal kömürü. Ekmek yok tabii. Hemen hayvan öldükten sonra temizleyip direkt derisiyle beraber, yani sırt üstü yatırıp közle pişiriyoruz. Öyle yani şey yok. Karnını güzel temizliyoruz. Karnını yarıyoruz. Güzel temizliyoruz. Onu o şekilde közün içine sırt üstü gömüyoruz. Aynı şey sahilde plajdan alan birisi gibi. Hayvanı sırt üstü güzelce gömüyoruz. Zaten o kabuk dışındaki kabuklar, Sağ ve soldaki kabuklar zamanla yanıyor. Siyah siyah olmaya başlıyor. Ondan sonra bir bakıyoruz, içerisi böyle kızarmış artık, bembeyaz olmuş. Tamam. Ondan sonra çıkarıp canım çekti. Tabii içine tuz da ekliyoruz. Arabada tuz da var. Ondan sonra onu güzelce yiyoruz arkadaşlar. Kim varsa yanımızda. Güzelce. Çok lezzetli hayvan ya. Yani turnanın var ya, yani abartısız söylüyorum, turnanın 10 katı lezzetli yani. Turnadan 10 katı lezzetli. Bak levrek de lezzetli mesela. Levrek de güzel. Eğer dediğim gibi közde yaparsanız, yağda değil. Ben zaten genelde közde severim yani. Et olsun, et, sebze ürünleri, balık ürünleri. Bunlar hep köz. Bana közde yapacaksın abi. Ben sevmiyorum öyle kızartmayı, haşlamayı falan. Mesela balık buğulamasını falan ben hiç sevmiyorum. Bana köz olacak. Ateşe değecek yani. Turnayı değdirdik. Turnayı ateşe değdirdik ama yok. Yani kuru, yavan. Yağsız bir hayvan. Yani şey gibi değil. Sudak gibi değil. Levrek de mesela güzel. Levrek de aynı şekilde közde mükemmel oluyor ama ben turnayı denedim közde. Yok. Yiyemedim. Boğazımdan geçmiyor. Turna yağda güzel oluyor. Mesela mısır unuyla falan güzel oluyor. Normal unla da oluyor da mısır unuyla daha güzel oluyor. Kızartırsanız biraz daha böyle kırmızıya çalarsa, sarı kırmızıya yani biraz daha yakarsanız, çok değil yani biraz az bir şey yakarsanız kitir kitir oluyor, daha lezzetli oluyor. Mesela bulama falan yedim ben, yok hoşuma gitmedi.